Evet, şimdi hani böyle bir şey niye var? T niye var, değil mi? Ve işte G, ondan bahsedeceğiz. Bir öncekinde tahtayı göstermiş miydim sizce? Göstermediysem şöyle bir. Okey. P modülünün inşası şu şekilde yapılabilir. C ile A üzeri M çarpı N serbest A modülünü düşünelim. Ne kastediyorum bundan? Yani bu A'nın M çarpı N tane kopyası demek. Tamam mı? Yani C şu. M çarpı N'nin her elemanı için bir tane A kopyası var. Yani aslında belki şöyle de yazılabilir bu. A'lar, ama bunları şöyle indeksliyorum. M virgül N ile indeksliyorum. MN M çarpı N'nin içinde olmak üzere. Bu çok büyük bir modül tabii. Yani her bir eleman için A'nın bir kopyasını alıyor. Bunların direkt toplamı. Ondan sonra da şunu yapıyoruz. Şimdi bu C'nin elemanları, değil mi? C'nin elemanları şöyle toplamlar. Ha, şöyle göstermiş onu C'i, M'i, N'i şeklinde tonlu formal toplamlar. Yani şunun bir elemanını şöyle göstereceğim. Bunun bir elemanını şu şeyin A, M'nin bir elemanıyla şunu kastedeceğim. Bunun elemanı bir C. Ama hani bu C A'nın içinde bir eleman, ama şuna ait olduğunu söylemek için de bunu şöyle yazacağız. C, M, N diye yazacağım. Tamam mı? Yani MN'ye ait olan A kopyasının, A'nın MN'ye, E'ye karşılık gelen kopyasının bir elemanı olduğunu söylemek için. Tamam mı?
Ondan sonra da şunu yapacağız. D bu modülün aşağıdaki elemanlar tarafından üretilen alt modül olsun. Nedir o alt modülün üreticileri? Şunlar. X artı x prime y eksi x y eksi x prime y tipindeki şeyler. Burada x x prime m'nin y prime daha doğrusu evet y prime'da n'nin içinden nesneler, ikililer. Buradaki katsayıları da hani bir alabilirim. Bir çarpı bu, bir çarpı bu, bir çarpı bu. Hani o C katsayısını bir alın. Tamam mı? Bu nesnelere bakacağım. Şu nesnelere bakacağız. Şunlara bakacağız. Bir de şunlara. Tamam mı? Bütün böyle elemanları üreteç olarak kabul eden alt modüle bakıyorum. Bunların hepsini alıyorum. Bunların ürettiği alt modüle bakıyorum. O alt modüle de şey diyoruz, D diyoruz. Ondan sonra da işte bizim T modülümüz M bölü N diye tarif ediliyor. N değil, N yok. Şey de yok, M de yok. Özür dilerim. Neydi? C bölü D. Bölüm modülü. Şimdi bu haliyle pek bir şeye benzemiyor. Pratikte bunu nasıl yazıyoruz ve bunlarla işlem yapıyoruz ona bakalım. Şöyle diyeyim. Olarak tanımlanır. Ha, G'nin de ne olduğunu söylemem lazım. G nereden nereye gidecekti? M çarpı N'den T'ye. G'yi de şöyle tarif edebiliriz. T'ye. Yani isterseniz C. Buradan C'den de C bölü D'ye gidiyorsunuz. Şöyle bir tane ikili aldığınızda MN'yi nereye götüreceğim bunu? Yani 1 çarpı MN'ye götüreceğim. 1 MN'ye götüreceğiz. Hani CMN gibi. Sonra da bunu buradaki denklik sınıfına götüreceğim. Yani MN'nin denklik sınıfı. Tamam mı? Bölüm uzayında daha doğrusu işte kosete götürüyorum. Peki şimdi işlem yaparken nasıl yapıyoruz? Gösterimimiz şöyle olacak. MN ikilisinin CD
Pardon. Evet, içindeki CD ikilisinin kosetini diyelim belirlediği. MN artı D kosetini şöyle göstereceğiz. M tensör diye okuyoruz. Ne göstereceğiz? Tamam mı? Yani bu koset böyle gösterilecek. Şimdi bu D modülünün şeylerine bakarsak, üreteçlerine, bunları biz T'nin içinde öldürdük. Yani bu ne demek? Bu eleman bizim T modülümüz içinde sıfırı temsil ediyor. Bu bir şey temsil ediyor. Eksi bu da bir şey temsil ediyor. Bu da bir şey temsil ediyor. Ama bu toplam eleman sıfırı. Aynı şekilde bu da sıfırı, bu da sıfırı, bu da sıfırı temsil ediyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi x artı x prime y, o neye karşılık geliyor? X artı x prime tensör y, değil mi? Bunun koseti eksi x tensör y eksi x prime tensör y eşitmiş sıfır. Sıfırın belirlediği sıfırın denklik sınıfı. Başka bir deyişle yani böyle de diyebilirim. Ya da şöyle işte x artı x prime tensör y eşittir x tensör y artı x prime tensör y. Benzer şekilde x tensör y artı y prime neye eşit olacak? Bu da x tensör y artı x tensör y prime ve şu var bir de diğer ikisi de ax tensör y a çarpı x tensör y ve şu x tensör a y yine bu da a x tensör y. Tamam mı? Bu şu demek aslında buradaki a'yı ben istersem x'in önüne koyarım, istersem y'nin önüne koyarım. Yani x'in katsayısını buraya, y'nin katsayısını buraya alabilirim. Tabii ki a şeyden olmak üzere. Yani a tabii ki bunun içinde, değil mi? Evet, bu T'yi şöyle de göstereceğiz. T bu M ve N'nin tensör çarpımı olarak gösterilecek. Şunu da belirtmek için ayrıca buraya A da yazacağız. Bu şu demek. Bunlar A modül olarak görülüyorlar. Ve ben A skalerlerini buradaki elemanların önünden buraya, buradan buraya taşıyabilirim. Tamam mı? Tensor product bu. Yani tensörlerle saatlerce uğraşabiliriz.
Ama hani o kadar zamanımız yok. Birkaç tane uyarı, hatırlatma, uyarılar diyeyim. Bir, MVN sonlu üretilen A modüller ise M tensör N'de sonlu üretilir. Dahası şu var, yani M'nin diyelim ki üreteç kümesi şu olsun, X1 aslında, evet şöyle diyeyim, E1 EM olsun. N'nin üreteç kümesi de F1 FN olsun. Birisi M, birisi N tane eleman tarafından üretilsin. O zaman M çarpı N tensörü de tensör çarpımı özür dilerim. EI FJ'ler tarafından üretilir. FJ. I birden M'ye, C birden N'ye kadar bununla üretilir. Eğer bunlar vektör uzayı olsaydı, yani A'yı bir cisim ve M ve N şeyse, diyelim ki bu N boyutlu vektör uzayı, bu da N boyutlu vektör uzayı. O zaman bu da bir vektör uzayı olacaktı. Şuraya K koyayım. Şurada A var. Ve bunun da boyutu, işte burada kaç eleman olacak? Birinde M, birinde N tane var, değil mi? M çarpı N olurdu. Efendim? Evet, şöyle. Bunun ispatı çok basit değil. Yani görmüş olabilirsiniz şeyde. Biraz uğraştırır ama çok da zor değil. Aslında bu modülün varlığını işte kanıtlarken yaptığımız şeyi kullanıyor. Hani şöyle şöyle bir şey fonksiyon varsa, o zaman şuradan şuraya tek bir tane vardır gibi. Onu kullanıyor. Benim geçtiğimiz yıl, yani bu yıl vermiş olduğum lineer cebir dersinde aslında şunu yaptım. Oradaki videolarda var. Orada ders notları yazmadım. Yani sadece videolar var. Tahtaya yazdım. Ona bakabilirsiniz. Tensörler. Evet, şu ikincisiymiş, ikinci uyarıymış. Efendim? Tamam, kamera burada. Şimdi öbür tarafı alacağım. Sağ ol. Sonuç 2.13. X'iler M'nin içinde, Y'iler N'nin içinde olsun. Öyle ki
Bunlardan son bir tane var. Şu toplam sıfıra eşit olsun. Tamam mı? Olsun olsun yazıyoruz ama neyse. Bu durumda sonlu üretilen birer M prime ve N prime alt modülleri için bu X tensör XI tensör YI'lerin işte değil mi? Tensör Product'ın elemanları bu tür şeylerin sonlu toplamlarıydı. İşte bu sonlu toplam eşittir sıfır eşitliği şeyin içinde de doğrudur. M prime, N prime tensör çarpımı içinde de doğrudur. Yani bunun anlamı şu, M ve N tonlu boyutlu olmasalar bile, hani büyük modüller olsalar bile, o modüllerin tensör product'ı içinde şöyle bir eleman sıfıra eşitse, ben aslında iki tane işte sonlu üretilen alt modül bulurum ve bu nesneyi şunun içinde görebilirim. Bunlar sonlu üretilmişlerdir ve bu eşitlik orada da doğrudur. Bu pratikte işe yarayan bir şey. İspatlarda da kullanacağız. Bunun kanıtını yapalım. Şimdi şu nesne XI, yani burada I'yi işte atıyorum birden K'ya kadar gibi bir şey alıyoruz, tamam mı? Sıfır bu M çarpı N'nin içinde olduğu için madem bu sıfır M çarpı N'yi ne tarif etmiştik? Bu T idi. O da C bölü D idi. O halde bu ne demek? Bu ifade D'nin içinde. Değil mi? Bu nesne yani şu toplam D alt modülüne alt modülü içindedir. Bu neydi? C'nin değil mi? D, C'nin bir alt modülüydü. C'de de şu tür her ikili tek başına bir şey A generate ediyordu. A'nın kopyası. Yani şunların arasında bir ilişki yok. Bunların her birisi ayrı bir nasıl diyeyim? Yani ayrı bir boyut gibi. Yani şöyle mesela düşünürseniz evet M ve N'yi R alayım. Yani C şu olacaktı. İkililerin toplamını alıyorum. X, Y'ler. XY yani XY çarpı R gibi düşüneyim. XY R2'nin için M çarpın R çarpı R'nin içinde olmak üzere. Yani her bir ikili bize ayrı bir R komponentı veriyor.
Dolayısıyla mesela 1, 2 ile 2, 5'i nasıl toplarız? Toplayamayız. Hani bu çünkü 1, 2, R komponentin içinde. Bu da 2, 5, R komponentin içinde. Bu toplam sadece kendisi. Tamam mı? Hani bunu şöyle yazamam. 3, 7. Bunların her birisi ayrı bir baz elemanı gibi. Tamam mı? Farklı şeylere aitler. O yüzden bu nesneyi ben D'nin içinde hani bu bir şeyin denklik sınıfı, şunun denklik sınıfı ama bu sıfır olduğuna göre o zaman bu nesne D alt modülün içinde. Tamam. Şimdi M0 burada sonlu tane var ya şey alt modülü olsun. X1, XK ve N0'da Y1, YK sonlu üretilen alt modüller olsun. Tabii ki burada hani M0 N'nin içinde, N0 da N'nin içinde alt modüller. Evet. Şimdi tekrar öbür tahtaya geçelim. Şimdi o zaman bu nesne D'nin içindeydi. Şimdi değil mi? Bu şu toplam ama I1'den K'ya kadar M0 tensör N0 tensör çarpımına çarpımını oluşturmak için tanımlanan D'nin değil mi? İçindedir. Yani bu nesne nasıl işte M çarpı M tensör N'nin kurulumundaki D'nin içindeyse bu sefer de bu alt modüllerin tensör product'ını kurmaya çalıştığımız zaman elde ettiğimiz o şeylerin değil mi? Relation'ların oluşturduğu alt modülün içinde kalacak. Dolayısıyla da orada da sıfır olacak. Dolayısıyla hani bu ifade M0 çarpı N0 içinde de bu sıfır olur. Değil mi?
Biraz gereksiz gibi duruyor ama şey dediğim gibi işe yarayan bir şey bu. Benzer şekilde şunları da tanımlayabiliriz. Hani M1 tensör, M2 tensör, işte R tane alt şeyin modülün de tensör çarpımını tarif edebiliriz. Tabii mesela şöyle şeyler var. Hani bunlara biraz kafa yormak iyi olabilir. Mesela M tensör N. Sonra da bunu diyelim ki ben P ile tensör ettim. Ama bunu şöyle de yapmış olabilirdik. M ile N'nin tensörünü alıp bu da bir modül. Bunun P ile tensörüne bakabilirdim. Değil mi? Şimdi bunlar aynı şey mi değil mi? Bunlar aynı değil ama bunlar kanonikli izomorfik diyoruz. Yani birinden diğerine kanonik bir izomorfizma var. Nedir o? Bunun bir elemanını burada göreceğim. Nasıl yaparım? M tensör N tensör P diye bir eleman alırsam ya da şöyle diyeyim ya X tensör Y tensör Z şöyle. X ile Y'nin tensörünü aldım. Onu da Z ile tensör ettim. X tensör Y tensör Z. Bunu nereye gönderebilirim? Direkt şuraya gönderebilirim. X tensör Y tensör Z. Burada tabii hani göründüğü kadar kolay değil. Şunu yapmanız lazım. Hani buradan buraya giden map iyi tanımlı mı? Çünkü bunlar hani denklik sınıfları. Bunlar da denklik sınıfları. Ama iyi tanımlı olduğunu işte başlangıçtaki o teorem söylüyor. Diyor ki çarpımdan bir lineer map varsa o zaman bu tensör product'tan bir tane map doğrudan işte buraya gider. Aynı şekilde buradan da buraya map yazacaksınız. O map'in de işte o da bunu alacak, buraya götürecek. Ve işte bunlar birbirinin tersi olan izomorfizmalardır falan. Hani biraz iş var. Hani ne çok kolay ne de çok trivial bir şey. Benim lineer cebir dersinde bunlardan hani modül bağlamında tabii ki bahsetmedik ve vektör uzaylarıyla yaptık ama hani vektör uzayıyla modülün birçok şeyi benzer yani analog şeyler. Önerme 2.14. Zamanım var değil mi? Var, tamam. M, N ve P A modüller olsun. O zaman evet, aslında bunu söylüyor. Başka bir şey değil. Neyse. Aşağıdakiler. Kanonik izomorfizmalardır.
Yani kanonik izomorfizmadan değil mi? Kuvvetli bir şey. İki vektör uzayı mesela boyutları aynıysa aynı cisim üzerinde her zaman birbirine izomorfiktir, değil mi? Birinden bir baz alırsınız, öbüründen de baz alırsınız. Boyutları aynıysa aynı sayıda baz vektörü var. İşte birinci baz vektörünü birinci, ikinciye götürürsünüz. O size izomorfizma verir. Ama bu izomorfizma kanonik değildir. Her gelen bir izomorfizma yazar ve hepsi de farklıdır. Kanonik izomorfizma bir yerde nedir? Hani buradan buraya giden işte şunun gibi. Değil mi? Bu doğal bir izomorfizma. Kanonik izomorfizmadan kastettiğimiz şey o. Nedir işte? Şunlar. Buradaki kanonik izomorfizma nedir? X çarpı y'yi y çarpı x'e götür. Değil mi? M tensör ne? Bunu yazdık zaten de. M tensör, N tensör, H, M, N, P. Burada da işte atıyorum X tensör Y tensör Z'yi alıp nereye götürüyorsunuz? X tensör Y tensör Z. Bunu da X tensör Y tensör Z'ye. Üçüncüsü de toplamlarla alakalı biraz. M ten toplam N tensör P. Bu şundan aynı. M tensör P toplam N tensör P. Buradaki izomorfizma da şu. X virgül Y tensör Z'yi alıyorsunuz. Nereye götürüyorsunuz? X tensör Z virgül Y tensör Z. Sonuncusu da şu. Şimdi A'nın kendisi de bir A modül, değil mi? Her halka A modüldür. Buradan M'ye kanonik bir izomorfizm var. O da nedir? A tensör M'yi ya da X'i özür dilerim. Nereye götürüyorsunuz? Bir tensör AX'i. Tamam mı? Bunların hepsi kanonik izomorfizmalar. Kanoniği Türkçe'ye nasıl söylüyoruz? Kanonik mi diyoruz? Yani bunu alıştırma olarak bırakıyorum. Dediğim gibi şey. Benim sayfamda bir tane de kitap şeyi var. Kitap İnternette bedava, o lineer cebir notlarının falan olduğu yerde, o kitaptan da bahsediyorum. O kitabı da indirebilirsiniz. O kitap, yani tensörleri bayağı böyle dikkatlice yapmaya çalışıyor. Yani pek iyi yazılmamış bir kitap, fizikçi yazmış. Ama şey, aslında güzel bir kitap. Peki. Şöyle bir tane alıştırmayı da yazayım. Ara verelim sonra. Bir alıştırma var. A ve B iki halka olsun. M A modül P B modül N de N ise A B bir modül olsun.
Bir modülden kastettiğimiz şey şu: N'nin elemanlarını sağdan bir halkayla, soldan bir halkayla çarpabiliyorum. Yani şöyle: A'nın B'nin içinde ise ve X de N'nin içinde ise şöyle bir şey yapabiliyorum: A çarpı X ve B. Bu tür şeyler yapabiliyorum. Ve şundan aynı şey. Bir modül dediğim şey bu. Yani mesela areni düşünün. İşte hani değişmeli olduğu için reel sayılarla çarpmış. Sağdan da çarpsanız, soldan da çarpsanız bir şey fark etmiyor zaten. Onun gibi düşünebilirsiniz. O zaman şu var. Bu durumda M tensör doğal şekilde bir şekilde B modüldür. Ve N tensör B, P de A modüldür. Neden? Yani bunun elemanlarını B ile çarpabilirim. Bunun elemanlarını da şeyle nasıl çarparız? Şimdi bunun bir elemanını aldığım zaman tipik bir elemanı X tensör Y cinsinde elemanların sonlu toplamı. Buradaki tensör A üzerinde, yani A halkasının bir elemanını X'in önünden buraya kaydırabilirim. Benim iddia ettiğim şey şu: bu bir B modül. Yani B'nin elemanıyla çarpabilirim. Neden? Çünkü N'nin kendisi bay modüldü. Yani bunu soldan A, sağdan B ile çarpabiliyorum. O zaman işte bunu da şöyle çarpabilirim. Tamam mı? Bunun elemanını da soldan A ile çarpabilirim. A x tensör y, bu da A x tensör y. Burada x m'nin içinde, y n'nin içinde, B'nin içinde. Burada X N'nin içinde. Evet. Y P'nin içinde. A da A'nın içinde. Aslında şunu belki YZ desek daha iyi, değil mi? YZ Y, Z. Bir yerde şey yapıyorsunuz, halkayı değiştirebiliyorsunuz. Hani bu bir A modüldü. Bir tane bay modülle çarparsanız artık bu bir B modül durumuna da geliyor. İyi, ara verelim. Aradan sonra devam ederiz.
Evet.